Remzi! Bu sesi nerede duysam çok iyi tanırım. Kesin benden birisi bir şey isteyecek. Olmaz, benim çok işim var. Ne işin varmış bakayım? Çünkü bütün gün oyun oynayacağız. Yaktın beni Necati. Yani bir işiniz yok. Alın bakalım şu saati. Oo, çok güzel bir saatmiş Peyami Dede. Çocuklar, çabuk Peyami Dede'nin dediğini yapın. Yoksa ben iyice de hipnoz oluyorum. Ne yapacağız baba bu saati? Tabii ki tamir ettireceksiniz. Benim saat kurumunda bir tane arkadaşım var. Çok eski bir tanıdığımdır. Ona götüreceksiniz. O da bu saati tamir eder. İnanmıyorum. Saat kurumu mu? Ben hep oraya girmek istemişimdir. Ama beni hiç almamışlardır. Beyefendi durun. İçeri girmek istiyorum. Giremezsiniz. Burası koskoca saat kurumu. Herkes önüne elini kolunu sallaya sallaya içeri giremez. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Vallahi hemen çıkarım. Olmaz beyefendi. Lütfen zorluk çıkarmayın. Yasak. Ama ben Google'lu saat görmek istiyorum. Olmaz dedik ya beyefendi. Aa, anlamıyor musunuz? Bak, havada kuş uçuyor. Gördün mü? Olmaz beyefendi, olmaz. Lütfen gidin. Necati abi, niye saat kurumuna girmeyi bu kadar çok istemiştin ki? Çünkü ben guguklu saatlere bayılırım. Höst, in bakayım oradan aşağı. Aa, orada yemek yeniyor. Masaya tıkılmaz. Pardon, guguklu saati duyunca birden heyecanlandım. Özür dilerim. Çocukluğumdan beri hep bir tane guguklu saatim olsun istemiştim. Ama hiç olmadı. Hadi hadi, işim gücüm var benim. Lafa tutmayın. Ne işin varmış baba senin? Şimdi oyun zamanı. Dedemi de kendinize benzettiniz en nihayeti. O da bütün gün artık video oyunları oynuyor. Bir gün herkes bize benzeyecek. Hadi artık gidelim. Guguklu saatler bizi bekliyor. Geldim Necati. Bunlar da hiç büyümeyecekler. Beyefendi, yine mi siz geldiniz? Lütfen güçlük çıkarmayın. İçeri giremezsiniz. Ama biz guguklu saatleri göreceğiz. Hayır dedik ya, niye ısrar ediyorsunuz? Bir dakika memur bey, yanlış anladınız. Biz sadece saatimizi tamir ettirmeye geldik. Guguklu saat görmeye değil yani. Nasıl yani Remzi? Guguklu saat göremeyecek miyiz? Necati sussana. O zaman durum başka tabii. Madem saat tamir ettirmeye geldiniz, içeri girebilirsiniz. Teşekkür ederiz beyefendi. Ama guguklu saat. Necati abi, hadi içeri giriyoruz. Pardon, biz bir tane saat tamircisine bakmıştık. Burada çalışıyordu. Nasıl bulabiliriz kendisini? Efendim dümdüz gidin. Soldaki üçüncü kapı. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, buyurun. Niye beni rahatsız ettiniz? Biz bir tane saat tamir ettirmek istiyorduk. Babam gönderdi de. Senin baban kimmiş bakayım? Peyami efendim. Ne? Peyami mi? Tamam tamam olur. Çok severim kendisini. Siz şurada biraz oturun dinlenin. Ben hemen geliyorum. Ben artık dayanamayacağım. Uykum geldi. Buraya yatıyorum. Hor 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 hor. Galiba ben de uyuyacağım. Nerede kaldı bu adam? Hor 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 hor. Baba uyan uyan. Mesai saati bitmiş. Burada kalmışız. Çok geç olmuş. Ne diyorsun Şakir? Amca bize 5 dakikaya geliyorum dedi. Sucuklu yumurta. Hazır mı sucuklu yumurta? Necati rüya mı görüyorsun yine? Sucuklu yumurtasız rüya mı olur Remzi? Eyvah, burada kaldık herhalde baba. Şuralara bir bakalım. İşte bir tane buton gördüm. Bakın, sakin basmayın yazıyor. O zaman biz de ne yaparız? Hızlı basarız. Necati abi dur, sakın basmayın yazıyor. Bastım bile. Sucuklu yumurta var mı? Necati rüya gördün herhalde. Sucuklu yumurtasız rüya mı olur Remzi? Baba,
Gördün mü? Aynı şeyleri tekrar yaşıyoruz. Hangi şeyleri Şakir? Bakayım. Şurada bir tane buton var. Sakin basmayın yazıyor. Necati abi hayır. Bastım bile. Sucuk, sucuklu yumurta. Necati rüya mı gördün? Sucuklu yumurtasız rüya mı olur? Baba, bu kaosun içinden nasıl çıkacağız? Aynı şeyi yüzlerce kez yaşıyoruz. Sakın bir daha basma düğmeye Necati. Olur mu Remzi? Ne alakası var? Baksana. Sakin basmayın yazıyor. Ama biz hızlı basıyoruz. Hayır. Çocuklar ne oluyor burada? Aa, geldiniz. Evet, biraz sizi beklettim. Kusura bakmayın. Yoksa beklerken şuradaki sakın basmayın butonuna mı bastınız? Evet. Ha, sizi şimdi 1950'lere geri göndereceğim. Bu da ne böyle? Sakın basmayın butonuna tekrar tekrar basmışsınız ve zamanda bir yırtık oluşmuş. O yüzden de bu cadı kadın geldi ve sizi 1950'lere geri gönderecek. Biliyor musunuz, ben gençken çok yakışıklıydım. Ama baba, o zaman video oyunları yoktu ki. Hayır, ben o zaman geçmişe gitmek istemiyorum. Lütfen cadı kadın hanım. Pardon, yeşil cadı. Bizi geçmişe göndermeyin. Siz yanlış anladınız. Sizi geçmişe göndermeyecek. Sadece 1950'lerdeki gibi yaşayacaksınız. Pardon efendim. Galiba yanlışlıkla ben sizi düşürdüm. Çok rica ederim. Sizin bir suçunuz yoktu. Galiba şuradaki zamanda yolculuk yapan cadı yüzünden düştüm. Hissi kalbi vuku buldu herhalde efendim. Kaçın! Çabuk ol Necati abi, kaç kaç. Yoksa zaman bizi de yakalayacak. Peki şimdi ne yapacağız? Yakalanırsak 1950'lerde gibi konuşacağız. Evet, çocuk haklı. Bu işi tek çözebilecek olan saat ağacı. Nasıl yani? Böyle bir ağaç mı var? Evet, saat kurumunun bahçesinde. Yüzyıllardır oradadır. Çaresiz kaldığımız zamanlarda o bize yardımcı olur. Tamam o zaman, gidelim hemen o ağacı bulalım. Zaten bulmamız lazım. Eğer bulmazsak 1950'lerde takılı kalacağız. Gel bakalım tamirci, gel gel. Ne zamandır da görüşmemiştik. Sakın basmayın butonuna bastınız değil mi? Hep senin yüzünden oldu Necati. Sakın basmayın yazıyordu. Sen de tekrar tekrar bastın. Hayır bir kere Remzi. Sakin basmayın yazıyordu. Ben de hızlı hızlı bastım. Ondan sonra da zamanda yırtık oluştu. Ve sizi 1950'lere göndermeye çalıştı. Öyle değil mi? Şimdi butonu bana uzat tamirci. İşte sevgili saat ağacı burada. Butona tam vaktinde ışın yükleyeceğim. Ve böylece zamandaki yırtık kapanacak. Fakat cadıyı anında oraya sokmanız lazım. Yoksa dünya sonsuza kadar bu kaosun içinde kalacak. Peki bunu nasıl başaracağız? İşte o da sana kalmış genç adam. Geliyor, geliyor. Cadı geliyor. Hadi bas bas, düğmeye çabuk bas. Maalesef bastım ama çok çabuk kaçtı. Beni yakalamanız biraz zor tabii. Buldum. Aklıma bir fikir geldi. Tamirci amcanın odasına gideceğiz. Ve onun odasından bir tane ayna alacağız. Butonu aynaya tuttuğumuz zaman cadıyı aksedecek. Ve böylece de düğme görevini tamamlayacak. Aferin çocuk sana. Çok zekisin. Yürüyün gidelim. İşte aradığımız ayna bu. Tam bize göre. Şimdi siz cadının dikkatini çekmeye çalışın. Onu yanıltın ve bir şekilde buraya getirin. Cadı beni yakalayamaz ki. Ben mi seni yakalayamayacakmışım? Şimdi geliyorum yanına. Hadi tamirci amca, tam zamanı. Bas butona. Tamamdır evlat, bastım. İşte bu kadar. Küçükken de beni kimse yakalayamazdı. Hadi bakalım tamirci amca. Bizim şu saatimizi tamir et de artık gidelim. Tamam, hemen bakıyorum. Yalnız gördüğüm kadarıyla bu saat bozuk değil ki. Nasıl yani? Sadece pili bitmiş. Ben hemen pillerini değiştirip geliyorum. Ne yani? Sabah beri sadece iki tane pil için mi bu kadar macerayı yaşadık? Ve bir de olmayan guguklu saatler için.
Sus Necati. Zaten moralim bozuldu. Bir de guguklu saati sayıklayıp durma. İşte saatiniz de hazır. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ama ben hala bir guguklu saat göremedim. Necati tamam, hadi gidiyoruz artık. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşınız haklı. Sana elimde yıllardır tuttuğum bir tane guguklu saat hediye etmek istiyorum. Yalnız bir tane sorunu var. İçinde guguğu yok. Yani ötmüyor. Olsun, ben ona da razıyım. Hemen getiriyorum. İşte, al senin olsun. Güle güle kullan. İnanmıyorum. Benim de artık bir guguklu saatim oldu. Çok mutluyum. Size çok teşekkür ederim tamirci amca. Hadi Remzi, gidelim artık. Tekrar teşekkür ederiz efendim. İyi günler. Necati yeter artık. Doymadın mı? Kafamız şişti sabah beri. Necati abi, lütfen kes artık şunu. Olmaz Remzi. Bu benim çocukluk hayalimdi. Çok seviyorum. Hadi Feridun, bir daha, bir daha. İlk başta ben de şikayet ediyordum ama şimdi çok mutluyum. En azından bir tane evim oldu. Necati niye gidip kendi evine koymuyorsun ki? Kafamız şişti burada. Ne yapayım Remzi? Ben evimden çok burada vakit geçiriyorum. Hadi Feridun, bir daha.